Yatırım finansman. Finansmanın direktörü Nuri Sergen, günaydın. Günaydın. Beni unuttunuz sandım Emre bulunca ya. Ya hemen söyle. Hiç pas geçme. Yani bu arada Emre Hoca'ya da hakikaten ağzı bal yesin dedim. Çünkü hep her lafımda sen hep de bilirsin yani. Ekonomist değilim ben. Finansçıyım derdim. Hocam çok güzel açıklamış ekonomistle finansçının arasındaki farkı. Yani o yüzden biz finansçıyız. Finans tarafına bakıyoruz. Ekonomist farklı bir öngörüde bulunuyor. Biz farklı bir öngörüde bulunuyoruz. Çok güzel söyledin doktor Nuri Sergen. Şimdi ileride doçent olacak sayın Barış Esen. Buradan bütün jüri üyeleri sesleniyorum. Bakalım seslenelim. Bekliyoruz. Baskı yapalım. Aynen, yok. İşin şakası. Şimdi borsaya bakalım. Baskı olan yer borsa. Dün bir JP Morgan raporu yayınlandı sabah saatlerinde. Bankalar böyle 0.7 ile 1 arası eksiliydi ama gün sonunda %4'ün üzerinde satışla kapattık. Bankacılık endeksinde BIST yüzde 0.7 aşağıda. Ne oldu dün? Niye böyle oldu? Bugün ne bekliyorsun? Bu arada bugün Hakan abi klasik bir çarşamba günü. Ama öyle olacak mı? Sonuç itibariyle onu da sormuş olalım. Tabii. Şimdi dün, evet, dünden başlayayım. JP Morgan işi bozdu. Yani açıkladığı rapor. Gerçi bugünlerde raporlar çok fazla önemseniyor ya. Çok da önemsememek lazım diye bakıyorum. Yani adam bir çıkıyor, 29,5 olacak dolar TL diyor. Herkes ooo falan diyor. Bunu konuşuyorlar, gündem oluyor. Arkadaş, bir kere her şeyden önce 29,5 olacak bile olsa, ki o para girerse çok özür dilerim. Para girerse her şey mümkün. Ancak Merkez Bankası zaten izin vermez. İhracatçı izin vermez. Yani ya işin bir matematiği var. Yani bu adamlar nasıl ekonomist olmuş anlamıyorum yani. Ama temel itibariyle JP Morgan'ın raporundan birkaç hafta önce Bank of America'nın raporunu ne demek lazım? Ben de bunu da anlamıyorum. Yani bu raporları al, o bir raporları sat. Ya komik. Yani komik. Çünkü neden? Likitte yok. Neden? Açığa satış yasak. Neden? Ödünç piyasası açık değil. Likittenin olmadığı yerde, algoritmanın çalışmayacağı yerde işte her şey olabiliyor böyle. Öncelikle bu sinirli ve agresif bir şekilde bunu belirteyim. Yani hakikaten saçma. Saçma şeyler oluyor. Maalesef saçma şeyler oluyor. Yani bu raporu önemsendiği aşikar ki satıyorlar, ayrı mevzu da. Ya 3 hafta önce Bank of America'nın da raporunu önemsiyordunuz, hatırlıyor musun? Bank of America raporu sayesinde bütün bankacılık hisseleri neredeyse tavan oluyordu. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani garip. Yani o yüzden likitten olmadığı bir durumdayız. Peki borsada ne oluyor noktasına gelince de, evet, bugün çarşamba. Ama bugün önceki çarşambalardan farklı olarak dün günün en düşüne yakın bir yerden kapattığımız için öyle sert satışlı bir çarşamba olma ihtimali zayıf. Tabi birileri kalkıp bir rapor açıklayıp onu raporu da ciddiye alırlarsa ona bir şey diyemem. Ama temelde şöyle bir şey hissediyorum ben. 8 mi 100 bandı geçilemiyor. Geçilemediği için de şöyle bir sıkıntımız var. Burada bir direnç var. Yani dirençten kastımız, orada bir satıcı güruh var. Bu JP Morgan'ın raporunu önemseyenler olur, olmayanlar olur. Bir güruh var. Bu doğal olarak oraya her çıkışta satış yapıyor. Demek ki bu satışların daha aşağıda karşılanması lazım. O yüzden de bizim ayı tuzağı dediğimiz sert bir harekete ihtiyacımız olabilir. Önümüzdeki günlerde, belki bugün de bilemiyorum. Ama endeks 7900 diyoruz ya, 7900'un altında sert bir aşağı doğru sarkıtma söz konusu olabilir. Daha önce hatırlarsınız, bundan 2 hafta önce Bank of America raporu geldiği zamanki harekette benzer bir şekilde ters bir hareket yaşayabiliriz. Raporlama olur, yoksa bir yabancı yatırımcı mı girer, piyasa bir şekilde tekrar toplayabilir. Ama öncelikle bir sert bir satış dalgası gelip piyasayı paniklettirebilir. Çünkü herkesin gördüğünden para kazanılmaz. Herkes 7900'ü görüyor. Herkes 8100'ü görüyor. Buraların görüldüğü yer teknoloji ne kadar çalışır? Parası gücün varsa teknoloji bozarsın böyle zamanlarda. Böyle bir güç gelme olasılığına dikkat çekmek istiyorum ben. O yüzden 7900 önemli seviye, altına geldiği zaman sert bir hamle olabilir. O sert hamle, herkes şey diyor işte, buradan aşağı şelale olur, 7500'e gelir. Gelir gelmez bilemem ama nihayetinde o satıştan sonra bir sert alıcı gelirse piyasanın tekrar peşine takılmak lazım. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi likiditenin olmadığı abuk subuk pazarlama mekanizmaları itibariyle bu tür raporların önemsendiği saçma bir dönemdeyiz. Ya likiditeyi artıracaksınız ya da bu tür şeylere katlanacaksınız. Maalesef durum bu. Ben katılıyorum bu şey, ama biraz da biz yaratıyoruz bu durumu gibi geliyor bana. Çünkü bu aşırı bağımlılığımız, yabancı geliyor mu gelmiyor, yabancı ne diyor filan durumu ister istemez bunlara biraz yol açıyor gibi geliyor bana.
Çok önemsiyoruz. Bu yabancı mevzusunu çok önemsiyoruz. Bir raporu, bakın bizim yatırım finansman raporu yazıyor. Diğer kurumlar da yazıyor da ben yatırım finansman mensubu olduğum için söylüyorum, çalışan olduğum için. Yani çok güzel raporlar çıkıyor. Çok beğenilen ve gerçekten prim yapan bu rakamlara dönülen raporlar. Kimse konuşmuyor. Aynı raporu yazan arkadaşım Bank of America'da, JP Morgan'da, Goldman Sachs'ta olsa herhalde herkes konuşacak. Yani ben de bunu anlamıyorum demek istiyorum. Ki yani 30 enflasyonu söyleyen de onlar değil mi yani? Goldman 30 Sachs. Çıkacak ya, sudan ya, diye. Ya 30 işte enflasyonu 30 diyen var. Dolar TL yıl sonu 29,5 diyen var. Ya onlar yani Türkiye çok uzak. Ya biz içinde yaşadığımız için farkında değiliz. Evet. İyileşmelerin. Vallahi kim haklı çıkacak? Geç. Erhan Hoca, ben dün o tweet'i ben de paylaştım bu arada. Hakan abi, evet. Nuri Sevgen. İşte dedim ki bu Wells Fargo efendim 29,5 bekliyor yıl sonu için, son çeyrek için. Erhan Hoca da cevap vermiş. Aynı kurum geçen yıl Mart ayında 2023 son çeyreği için dolar TL'de 19,5 olarak bekliyormuş diyor. Şimdi ne oldu? Bak 2023 son çeyreği için. Dolar TL 19,5'muş. Dolayısıyla hani bazen şaşabiliyor diyeyim. Bazen bazen yani ara sıra öyle her zaman şaşmaz. Ya yurt dışında bu tür kurumlara giden gitmeyen vardır yoktur bilen. Ben size söyleyeyim. Ben gittim. Yani bu tür kurumların o trade mekanizmaları, araştırma ekiplerini az çok gördüm. Bazılarını tanıyorum. Nasıl çalışıyorlar? Adamın bir tanesi oturuyor. Kenarda köşede kalmış bir masada. Umursanmayan piyasalarda, Türkiye şu anda Amerika tarafından umursanmayan piyasa, bir rapor yazıyor. Bu rapor Türkiye'de acayip bir değer alıyor. Yani başka bir şey değil aslında. Yani olay bu kadar basit. Bunun da sebebi ne? Likitte yok. İçeride bir likitte olsa, o satıcılar karşılansa, ya saçmalıyor bu adam, boş ver deyip birileri alsa, onlar satamaz zaten. Bu kadar basit. Peki, Nuri Sevgen, İsveç'te onay çıktı bu arada. Dün konuşmuştuk. Konuyu değiştir diyorsun. Daha çok sinirlendim. Yok, estağfurullah. Sinirlenmek için bugün hani konuşulacak başlıklardan bir tanesi muhtemelen piyasanın evet. takip ettiği. Bunun bir pozitif etkisini bekler misin? Ya aslında pozitif etkisi olabilir. Ama dediğim gibi dün de bu konuyu konuşmuştuk seninle. Yani bu piyasaları etkileyecek direkt bir etki değil. Amerikalı siyasi ilişkiler açısından bir pazarlığın yürütüldüğü bir süreçti. Siyasal bilgiler konusunda sen benden daha deneyimlisin. Zaten akademik anlamda o konuda çalışıyorsun. Ama benim gördüğüm kadarıyla piyasaya direkt bir etkisi olmaz. Ha, pozitif bir etkisiyle başlayabiliriz. Neden? Dün zaten çok aşağıda kapatmıştık. Bunun etkisiyle bir moral bulacaklar ki dün akşam saatlerinde endeks 30 biliyorsunuz saat 23'e kadar açık. Bir alış geldi bu haberden dolayı. Bu alışların etkisi endeks 100'e de yansıyacaktır. Böyle görüyorum. Zaten bugün dediğim gibi büyük ihtimal endeks 100 artı kapatacak. Diğer çarşambalardan farklı olarak. Tabii yine birileri rapor yazıp ya da bu raporu dikkate alacaklarsa ayrı bir mevzudur ama normal şartlarda bugün endekste ben yukarı doğru 8000 üzerinde bir kapanış olma olasılığını yüksek görüyorum. Peki. Yani bu ayı da bu seviyelerde falan mı bitiririz? Nasıl bir öngörünüz var? Şimdi vade sonu geliyor biliyorsunuz. Önümüzdeki evet. hafta vadenin son günü. Vadeli kontratlar, Ocak vadeli kontratlar kapanacak ve bunlar da yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak olan faiz rakamını bekliyorlar. Bundan sonra hareketler orada yoğunlaşacak. Bu yoğunlaşmaya bağlı hareketlik olabilir ama ben 8000 üzerinde bir kapanışı bu ay sonunda yapacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi ama bu arada 7900 o kadar önemsenen bir yer ki bunun altına bir sarkıtıp böyle insanları dökme olasılığına dikkat edilmesini özellikle not düşüyorum. Çünkü böyle bir olasılık çok kuvvetli gibi görünmeye başladı. 8100, 7900 herkes konuşuyor. Yani dışarıda bu işi bilmeyen sıradan bir yatırımcıya bile sorsanız, küçük yatırımcı dediğimiz, evet. o bile artık bu seviyeleri biliyor. Evet. Peki. Bir izleyicimiz demiş ki teşekkürler Bank of Nuri Sevgen. Güzel bir gün diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınlar sağlık. Çok teşekkürler. Nuri Sevgen'i uğurluyoruz. Yatırım Finansman.